Bu bölümde Sülasi mücerret fiillere iki harf ilavesiyle getirilen kalıpları göreceğiz ve Kur'an'dan örneklerle bunları anlamaya çalışacağız. Bunlardan ilk olarak if ilal babı, if ilal babı, if alle yf if ilalen o kalıpta geliyor. Mesela e, ihmarra hamura bir şeyin kırmızılığını ifade eder. Ve bunun başına bir elif, sonu şeddeli kılınmak suretiyle ihmarra. Hamura onun kırmızılığını ifade eder ama ihmarra kıpkırmızı olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela musfar, ısfarra yasfarru ısfıraran. E bu da yine Kur'an'dan buna bir örnek. Mesela ilgili ayeti okursak, ve le in erselna rihan andolsun ki bir rüzgar göndersek ferauhu musfarran onu sararmış görseler o ektiklerini la zallu min badihi yekfurun mutlaka onun ardından nankörlüğe başlarlar. Burada musfarran e, isfarra yasfarru ve buradan musfarlan şekline geliyor. Bir başka örnek müsvedde. Yani bir şeyin esvet oluşu, siyahlığını ifade eder. Ama isvedde yesveddu isvide'den simsiyah hale gelmek. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. Mesela cahiliye arabı kendisine kız evladı olduğu müjdelendiğinde e, bundan rahatsızlık duyuyor. Hepsi değil ama pek çoğunda bu şekilde bir durum var. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle anlatmakta. Ve izâ büşşirâ ehaduhum bil unse onlardan birisine kız çocuğu olduğu müjdelendiğinde zalle ve çuhu müsvetten o zaman yüzü kapkara kesilir. Ve huve kezîm içi öfkeyle Dolu olduğu halde, burada müsbetten, e, Türkçe'de müsbette karalamak, oradan hatırlanabilir ve e, bir şeyin ziyadesiyle e, o renkte olduğunu ifade eden bir kalıp. Başka bir ayette müsbette, e, müsvette tün e, bu e, karşımıza çıkmakta. Mesela o yavmalık kıyame kıyamet günü terallezine kezebu alallahi Allah'a karşı yalan söyleyenleri sen görürsün vucuhuhum onların yüzleri müsvedde müsvedde olduğu halde yani simsiyah kapkara olduğu halde o şekilde görürsün. Bir de beyazlamak Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu da e, görülmektedir. Mesela diğer alemde hesap mahallinde bir kısım yüzler ağaracak, bir kısım yüzler kararacak. Kur'an-ı Kerim bize bunu şöyle anlatıyor. Yevme tebiyaddu vucuh, o gün bazı yüzler ağarır ve tesveddu vucuh, bazı yüzler kararır. Burada da e, yebyaddu işte tebiyaddu oradan gelmekte. Ya yani beyazlamak Oradan hatırda tutabiliriz. Diğeri de isvette de yesvetdu. E, o da siyahlığı ifade etmekte. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Femmellezine svettet vucuhuhum e, yüzleri kararanlara gelince isvettet burada müennes olarak geldi. İsvette isvettet. Çünkü e, vücuh e, çoğuldur. Çoğul olduğundan dolayı da müennestir. E bade imanikum onlara denilir ki imanınızdan sonra küfre döndünüz ha. Böyle mi yaptınız? Fezugu öyleyse tadın el azabe azabı bima kuntum tekfurun küfrünüze karşılık haydi öyleyse azabı tadın. Ve emmellezine biyattat vucuhuhum yüzleri ağaranlara gelince fefi rahmetille onlar Allah'ın rahmetindedir. Allah'ın rahmetine nail olmuşlardır. Burada görüldüğü üzere yüzün ağarması, yüzün kararması e, nazara veriliyor. Hani bir insan bir işten başarıyla çıktığında alnımız ak bu işten e, çıktık der. Ama e, başarılı olamadığında e, gerçekten yüzü simsiyah hale gelir başarısızlık onun yüzünde net bir şekilde görülür. Buradan başka bir baba geçiyoruz. O da tefaul babı. Tefaul derken bir örnek üzerinden daha iyi hatırda kalabilir. Alime bildi, tealleme öğrendi. Taallümde bulundu. Ve bu peyderbey aşama aşama meydana gelmeyi ifade eder. Yani alime bildim. Diyelim bana bir soru soruldu, ben bunu bildim. Bu anlık bir olay. Ama taallüm dediğimizde ilim öğrenmek. Ve ilim öğrenmek e, hemen bir anda e, olan bir şey değil. Ömür boyu devam edecek bir süreç. Bundan dolayı taallüm, ilim öğrenmek öğrendi. Bu şekilde ifade ediliyor. Ve ismi fail müteallim olarak geliyor. Tealleme, Yeteallemu. taallumen. Taallüm. Evet. Buradan müteallim bunun ismi faili, müteallem ismi mef'ulü. Kur'an-ı Kerim'de bu babtan fiiller veya fiilden türetilmiş isimler karşımıza çıkmaktadır. Ne gibi? Mesela Bakara suresinde e, insanların böyle e, zararlı sihir öğrenmeleri veya sihri kötüye kullanmaları bu durum anlatılırken şöyle bildiriliyor. Ve yetallamune onlar öğreniyorlar. Ma o şeyi ki ya onlara zarar verir. Kendilerine zarar verecek şeyi öğreniyorlar. Ve la yenfauhum fayda vermez. Onlara fayda vermez. Yani kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlar. Burada yeteallemune alime kökünden geliyor. Alime bildim. Tealleme öğrendim. Muzarisi yetallemu. Ve bunu çektiğimizde yetallemu, yetallemani, yetallemuna onlar öğreniyorlar. Ama siz öğreniyorsunuz diyecek olsak tetallemune siz öğreniyorsunuz. Biz öğreniyoruz diyecek olursak ne teallem. Ben öğreniyorum diyeceğim zaman eteallem. Bu şekilde rahatlıkla bunu çekebilmek mümkün. Burada bunların mazi ve muzarisine girmedim. Çünkü e, ketebe, nasara nasıl çekiliyorsa tealleme aynı şekilde çekiliyor. Yektubu, yansuru nasıl çekiliyorsa yetealleme aynı şekilde çekiliyor. Değişen bir şey yok. Bu açıdan çekimleriyle burada ilgilenmedim. Artık bu merhaleye geldikten sonra e, fiil çekimlerinin halledilmiş olması beklenir. İth galallahu Allah şöyle demişti: "Ya İsa, ey İsa, inni mutevafike ben seni vefat ettireceğim." Burada mutevafim vefa kökünden vefa teveffe haline getiriliyor. Teveffa. Ve çektiğimiz zaman Teveffa, yeteveffa e, muzalisi yeteveffa gelmekte. Ve buradan ismi fail muteveffi, vefat ettiren müteveffa vefat ettirilen, vefat etmiş olan. işte müteveffa kullanılıyor. Veya vefat kelimesi, Türkçe'de yine kullanılıyor. Falanca öldü, böyle de deriz ama falanca vefat etti. Bu şekilde de söyleriz. Allahu Teala Hazreti İsa'yı vefat ettireceğini bildiriyor. Ve rafi uke ileyye ve seni bana yükselteceğim. Allah mekandan münezzehtir. Yani Ali bir makama Hazreti İsa'nın yükseltileceğini ifade ediyor. Burada muteveffi ismi fail olarak gelmiş. Mesela fikir kelimesi Türkçede aynen kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de fekkara şeklinde tef'il vezninden e, geçmektedir. Daha evvel bunu görmüştük. Bir de bunu e, tefekkara, yetefekkeru oraya aktardığımızda tefekkürde bulunmak. E, tefekkür kelimesi bize yabancı değil. E, i̇şte e, yetefekkeru tefekkür eder. Yetefekkerune onlar tefekkür ederler ayette şöyle geçmekte inne fî le âyeten bunda bir ayet var, ibret var li kavmin yetefekkerun. tefekkür eden yani düşünen kimseler için veya düşünen bir kavim için bunda büyük bir ibret vardır yani tefekkür de bu şekilde fikri çalıştırmak, fikri harekete geçirmek Allahu Teala bizi tefekküre davet ediyor ve buyuruyor ki efelâ tetefekkerûn fikretmez misiniz? Tefekkürde bulunmaz mısınız? Veya şöyle de denilebilir hiç düşünmez misiniz? Fikir insanda bir meleken bunu harekete geçirmek tefekkür ve böylece insan düşünme sistemini harekete geçirmiş oluyor. Bir de tedebbür var Dübür bir şeyin arkası. Tedebbür buradan geliyor. Tedebbara yetedebberu tedebbür. Yani bir işin arkasını düşünmek. Nereye varacağını düşünmek gibi. Allahu Teala bizi tefekküre davet ettiği gibi tedeb tedebbüre de davet ediyor. Mesela buyuruyor ki Efela yetedebberunel Kur'an Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? düşünmüyorlar mı diyebiliriz. Ama arasında mutlaka fark var. Harfler değiştiğinde, kelimeler değiştiğinde manada da bir takım nüanslar bulunmaktadır. Bir başkası tevaffe kökünden. Bundan bahsetmiştik. Kur'an'dan başka bir örnek buna göstermiş olacağız. Allahu fel enfus. Allah nefisleri vefat ettirir. Canları alır. Hine <laughs> mavtihe ölümü zamanında. Ölümü anında Allah canları alır, vefat ettirir. Velleti lem temut fi menamihe ve ölmeyeni de uykusunda alır. Yani şu manada uyku da adeta küçük bir ölümdür. Ve insan uyku halindeyken ne yaptığının farkında da değildir. Evet ruh itibariyle hayattadır ama sanki ceset itibariyle Yarı ölü bir vaziyet vardır. Bu noktadan uykuya ölümün küçük kardeşi denilmiştir. İnsan her gün uyku ile ölümün küçük kardeşiyle tanışır. Sabah adeta yeniden diriltilir. Benzeri bir şekilde ölecek diğer alemde yeniden diriltilecektir. Hayat verilecektir. Ve dualarda Müslüman olarak Allah'a teslim olmuş kimseler olarak vefat etmek e, istenilen bir şeydir. Mesela e, şöyle bir dua Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Rabbena ey Rabbimiz efri aleyna sabra üzerimize sabır yağdır. Ve teveffena müslimin ve Müslümanlar olarak bizi vefat ettir. Burada Müslüman kelime anlamı itibariyle daha uygun olabilir. Yani sana teslim olmuş kimseler olarak bizi vefat ettir. Teveffe'den emir bu şekilde geliyor. Teveffa vefat ettim. Yetffe vefat eder. Emir olarak ye'yi atıyoruz. Ee, son kısımdaki ye var. onu da kaldırıyoruz. Ee, Teveffa geliyor. Teveffa vefat ettir. Teveffena bizi vefat ettir. Müslümine sana teslim olmuş kimseler olarak, bizi vefat ettir. Nezele kökü daha önce pek çok ayette geçmiştim. Nezele indi, enzele indirdi. Bir de tenezzele var. Ee, indirmeyi ifade ediyor. Ancak böyle bir nevi tedrici indirme gibi. Ee, Kur'an'ın indirilmesiyle alakalı ve mâ tenazzalet bihi şeyâtin onu şeytanlar indirmedi. Yani Kur'an'ın bir inişi var ama o iniş haşa şeytanlar tarafından değil. Allah Cebrail'e bu görevi vermiş. Cebrail peygamberimize getiriyor. Meleklerin inişiyle alakalı da bu kelime kullanılır. Meleklerin inişiyle alakalı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cebrail'i daha sık görmek istiyor. Kur'an diliyle buna cevap veriliyor ve tefsirlerdeki açıklamaya göre bunu yapıyorum. Cebrail Aleyhisselam şunu ifade ediyor e, ve diyor ki ve menetenezzelu biz inmeyiz illa bir emri rabbik ancak Rabbinin emriyle ineriz. Yani melekler e, kendiliğinden hareket eden varlıklar değil. Elbette bir hareket alanları vardır akıl sahibi varlıklar ama emre tabiler emre göre hareket ediyorlar. Ve başka bir e, tenezzele kökünden gelen kelime innellezine galu rabbunallah yani şu kimseler ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Thumma sonra istikamet üzere oldular. Böyle olanlar var ya. Tetenazzelu aleyhimul melaiketu Melekler bunların üzerine iner en şu şekilde. La tahafu ve la tahsanu. Korkmayın, üzülmeyin. Melekler onlara böyle bir mesaj getirir. Burada e, meleklerin e, inmesi ve meleklerin peygamberler dışında da böyle Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere olabilenler onlara da meleklerin inmesine dikkat çekiliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Meryem'e melekler gelmiştir. Kendisiyle konuşmuşlardır. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatmakta. Ve diğer insanlara da melek gelmiş olabilir ama insanın gözü perdeli görmemiş olabilir. Belki iç dünyasında bir rahatlama şeklinde fark eder. Veya güzel hoş bir koku şeklinde fark eder ama doğrudan melek olduğunu bilmeyebilir. Burada Rabbun Allah, Rabbimiz Allah'tır. Rabbuna Rabbimiz Allahu Allah. İşte Rabbimiz Allah'tır diyor bu kimseler. Fümme ayrıca istekamu istikamet üzere oluyorlar. İstekamu e, Türkçe'de istikamet olarak aynen kullanırız. Yani dosdoğru bir yol üzere e, istikamet üzere oluyorlar. Ve melekler bunlara inip Korkmayın, üzülmeyin bu şekilde müjde veriyorlar. Hz. Meryem'le alakalı ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor. Fettakabbeleha rabbuha onun Rabbi Meryem'in Rabbi onu kabul etti bir kabulin hasen güzel bir kabulle. Yani Meryem'in çocukluğuyla alakalı. İşte annesi Cenab-ı Hak'tan erkek evlat istiyor aslında. Ama kız çocuğu dünyaya gelince üzülüyor. Halbuki dünyaya gelen, dünya kadınlarının en önde olanlarından birisi olacak. Hazreti Meryem olacak. İşte orada dua ediyor. Ya Rabbi ben onu ve onun neslini şeytandan sana havale ederim. Senin korumana havale ederim diyor. Allahu u Teala da onun duasının kabul olduğunu, Meryem'in onun duası tarzında olacağını bu şekilde bize bildiriyor. Fetakabbelehe onu kabul etti. Rabbuha Rabbi bi kabulin hasen güzel bir şekilde kabul etti. Bir de tevekkül. Tevekkül e, Türkçede kullandığımız bir kelime. Tevekkül etmek, ve tevekkül edene mütevekkil deniliyor. Bununla alakalı da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde e, ayetler gör, görebilmekteyiz. Vekil kökünden geliyor. Vekil, tevekkül birisini vekil kılmak. E, Tevekkülü Allah dediğimizde Allah'a tevekkül ettim yani Allah'ı kendime vekil kıldım. Bu anlama gelir. Allahu Teala kendisine tevekkül etmemizi zaten bizden istiyor ve buyuruyor ki ve tevekkel alel hay hay olana tevekkül et. diye ki o la yemutu ölmez. Yani ölümsüz ve daimi diri olan Allah'a tevekkül et. Yani insan şu dünyada bazılarına da bir nevi tevekkül eder, güvenir ve işlerini onunla halledeceğini düşünür ama diyelim ki ya imkanları yoktur veya ömrü vefa etmez bir takım arızalar meydana gelir. Ama bir kimse Allah'a tevekkül ettiğinde Allah ona sahip çıkacaktır. Ve tevekkül Kur'an'ın temel konularından birisi. Tevekkül edenler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmeli ve onu kendisine vekil yapmalı. Kur'an bize bunu ifade ediyor. Tevekkülle ilgili bir başka ayette Allahu Teala tevekkül edenleri sevdiğini bildiriyor ve buyuruyor ki İnna Allaha yuhibbul mütevekkilin Allah tevekkül edenleri sever. Burada inne şüphesiz ki anlamına gelmekte. Mütevekkilin ne kelime? Mütevekkilin tevekkülden ismi fail ve ismi failin çoğul şekli. Ulaşmaya çalışalım. Tevekkele tevekkül ettim. Yetevekkelu tevekkül eder. Ve tevekkül eden diyeceğiz. Mütevekkil. Bunu çektiğimizde mütevekkilun, mütevekkilani, mütevekkilune. Tevekkül edenler. Ama bu mütevekkiliğine geldi. Niçin? Burada e, mansup mecbur olma gibi durumlarda böyle gelmektedir. Müslimune, müslimine örneğinde de olduğu gibi. Bir de tefaul e, babu var. E, o bu babtan çok fazla bir kelime gelmez. Ama ana hatlarıyla bunu da görüp e, bu konuyu bitirmiş olacağız. Mesela se'ele sordu, Te'se'ele birbirlerine sordular. Yani karşılıklı bir işi yapmak e, veya mesela avun yardım anlamında teavene birbirlerine yardımcı oldular teavün, teavün düsturu denilir. Buradan geliyor. Ve bunun ismi faili müteavin gelir. Teavene ye teavenu, teavunen ismi faili müteavin. İsmi mef'ulu müteaven. Bu şekilde e, gelmekte. Amme hangi şeyi birbirlerine soruyorlar? Tesâele birbirlerine sordu, Amme hangi şeyden? Onlar hangi şeyden birbirlerine soruyorlar. Ve insanların farklı ırklar halinde yaratılmasının hikmeti ayette şöyle anlatılıyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar, inna halaknakum, biz sizi yarattık. Min zekerim ve unsa, bir erkek ve bir kadından. Ve cealnakum şuube, sizi şubelere ayırdık. Ve ile ve kabilelere yani milletlere kabilelere ayırdık. Litearafu birbirinizi tanımanız için. Arafe tanıdı demek. Taarafe birbirlerini tanıdı. Taaruf birbiriyle tanışma. Başka bir örnek tenafese. Nefese kökünden geliyor. Nefes aynı kökten gelir. Tenafese birbiriyle yarışmak. Ve Allahu Teala bir hedef gösteriyor ve buyuruyor ki ve fi zalike işte bunda fel yetenafesil mütenafisun yarışanlar bunda yarışsın. Buradaki li yetenafes li yansur gibi. Li yansur yardım etsin. Li yetenafes yardım e, yarışsın. Mütenafisun mütenafis kelimesinin ismi failin çoğulu. Tenafese tenafesu buradan ismi fail mütenafis gelecektir ve bunu ço çoğul yaptığımızda mütenafisun yani birbiriyle yarışanlar anlamında bu şekilde ifade edilecektir. Kısa surelerden birinin ismi Tekasür suresi. Eee kökünden geliyor. Kesura kesret çokluğu ifade eder. El <Sessizlik> küm sizi oyaladı. Küm sizi elh oyaladı. Ne oyaladı? Ettekâsür çoklukla oyalanmak. Çokluk yarışına girmek. Mal, servet gibi. Hatta zürtümül megabir. Öyle ki kabirleri ziyarete kadar işi götürdünüz. Yani kabre girinceye kadar çokluk yarışı sizi oyaladı. Teavün kelimesi o da el aldığımız tefaul babından gelmekte. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Teavenu alel birri ve takva. İyilikte takvada birbirinizle yardımlaşın. Ve la yardımlaşmayın. Alel ismi vel udven. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Burada teavenu yardımlaşın. La teavenu yardımlaşmayın. Yani unsur la tensur Unsur yardım et. La tensur yardım etme. Unsuru yardım edin. La tansuru yardım etmeyin gibi benzeri bir şekilde ta'avenu yardımlaşın ve la ta'avenu bu da bunun zıttı yardımlaşmayın. Görüldüğü üzere aynı kökten farklı kalıplara kelimeler sokulabiliyor ve o farklı kalıplarda yeni manaları ifade edebiliyorlar. Kurallar iyi öğrendiğin, öğrenildiğinde Kur'an-ı Kerim'de neyin neye tekabül ettiği görülecek ve ona göre düzgün bir şekilde mana verilebilecektir.